LGS'ye son 41 gün. 41 kere maşallah sizler arkadaşlar. Gerçekten de Türkiye'nin en iyi fen liselerini, en iyi Anadolu liselerini, en iyi Anadolu Hatip liselerini sizler hak ediyorsunuz. Onlar sizi bekliyor. Lütfen onları temizliyorlar şu anda öğrenciler geliyor diye. LGS için de okullarınızı temizleyecekler. Kendi okulunuza gireceksiniz ve ardından da o güzel haberlerinizi bize vereceksiniz. Günün sözüne baktığımızda ...Selekka diye bir arkadaşımız diyor ki eğer yaptığınız şeye inanıyorsanız ki burada SSA'dan sonra virgül gelmez başarı olacaksınız. İnşallah. Evet. Teşekkürler Seleka. Yaptığımız şeye inanıyoruz. Biz bunu kendimiz için istiyoruz. Annemiz babamız bizi iyi bir lise kazanmasak da sevecek. Zaten seviyor. Onlar bizim için canı bile verir. Ama biz kendimiz için iyi bir Anadolu sesi, iyi bir fen lisesi, iyi bir sosyal bilimler lisesi, iyi bir Anadolu İmati Lisesi fark etmez. Neyse artık. Onu istiyoruz ve inşallah da başaracağız. Teşekkürler. Selaka diyoruz ve devam ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Yiğithan Özer diyor ki lütfen beğenin. Sorularınızı ekleyebilirim. Hocam sorularım şunlar demiş. Oh iyi bari kısalttık. Soruları artık biraz kısaltıyoruz arkadaşlar. Sizin de vaktiniz önemli olduğu için. Bilgisayar mühendisi için hangi ders önemli. Bilgisayar mühendisi için tabii ki de sayısal dersler önemli. Yani e, fen bilgisi, matematik dersleri önemli ama tabii Türkçe de önemli. Burada sen bilgisayar mühendisi olmak istiyorsan ileride sayısalının iyi olduğu fen liselerini okuyabilirsin ve sonrasında sayısal bölümlerden bir tanesi olan bilgisayar mühendisliğini ya da işte mekatronik mühendisliğini buna benzer meslekleri seçebilirsin. Ara derslerde hangisine çalışayım diye zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Eksik olduğuna çalışacaksın tabii ki. Hangisinden çok yanlış yapıyorsan ona çalışacaksın. Günde en az kaç yenisi soru çözmeniz? Arkadaşlar sınavda 90 soru var. Bunun 50'si sözel, 40'ı sayısal. Sayısaldakileri neredeyse çoğunluğu yani 30'a yakını değil mi? Bunların hepsi e, yeni nesil sorular. Yani böyle beceri temelli sorular. Sözelinde en az e, 15-20 tanesi öyle. O zaman 20 artı 30 ne der? Bakın şunları yeni nesilde. En az 50 tane yeni nesil soru çözmeniz lazım. Hedefiniz yüksekse 50 çarpı 200. Hedefiniz süperse 50 çarpı 3, 150 soru yeni nesil soru çözmeniz lazım diyoruz. Hocam 7. sınıf öğrencisi 8. sınıf kitaplarını alıp önceden çözmeye başlasak. LGS hazırlık ilerler mi? Tabii ki. Şu anda erken kalkan yol alır arkadaşlar. Bakın bu iş nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir pasta gibi düşünün. Bak şöyle çok büyük bir pasta düşünün. Bu pastadan şöyle küçük bir dilim alırsanız. Bugün diyelim ki ee, oruçsanız iftardan sonra oruç değilseniz şimdi bir dilim alırsanız yenir. Tamam güzel yenir. Ama bu pastanın hepsini hemen şimdi bitir deseler. Ya ben nasıl bitireyim dersiniz ya nasıl bitireyim ya kardeşim yani. Bitireceksin bitiremem dersiniz. Bitirmeye çalışırsanız da kusarsınız. Bu kadar büyük pasta bitmez yani. Çok zor hatta daha da büyük bir pasta düşünün. Yani bu, eğer bazı arkadaşlar biraz tombişse ben bunu bitiririm ya yani ne var diyorsa. Daha da büyük bir pasta canlandırın gözünüze. Ama bunları küçük küçük dilimler halinde yerseniz. Hem pasta yemekten keyif alırsınız. Hem de tüm dilimleri bitirirsiniz. İşte LGS hazırlık süreci de böyle. Erkenden başlayıp da dilim dilim bitirseniz pasta gibi bir lezzetli bir şekilde biter. Ama son ana bırakırsanız birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben iki soru çözeceğim diyorum ama masaya oturduğumda yanlışlarım çıkınca motivasyonum gidiyor ve soru çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Vazgeçmemelisin. Kesinlikle yiğiten oturmaya devam etmelisin. Yanlışın çıktıysa başka bir soru çöz. Yanlışın çıktıysa yanlışını öğren. Çünkü vazgeçip kalkarsan zaten bir şey değişmeyecek. Ama kalkmayıp oturursan, çalışmaya devam edersen bu güzel günlerde yani sınava kaç kalmıştı? 41 gün kalmıştı. Bu 41 günde sıkı sıkıya çalışıp bazı sorularını öğrenirsin, bazı yanlışlarını halledersin ve netten artırıp istediğin liseye girebilirsin. Hocam konu altı videosu izlemek mi, test çözmek mi? Eğer konu eksiğin varsa video izle, konu eksiğin yoksa konuyu biliyorsan tabii ki de test çöz. Veya test çözmeye başladın, ilk başta test çöz. Mesela ben bu konuyu biliyorum dedin, test çözdüm. Bir, iki, üç, dört. Dörtte üçü yanlış çıktıysa videoyu bir izle bakalım önce öğren. Ama bir tane yanlış çıktıysa gene test çözmeye devam et. Günde en az kaç saat ders çalışmalıyız? Günde en az arkadaşlar e, sınavdaki süreyi düşünün. Yani sınavda mesela e, 90 soru var öyle değil mi? Hatta şöyle gösterelim 90 sorunun 50 sözel 75 dakika. 40 sayısal e, 80 dakika. 80 artı 75, 125 dakika değil mi? 80 artı 75, e, 125 dakika. 125 dakika 2 saat ediyor. Şimdi bir daha hesaplayalım. 50 çarpı 1,5, 75 ee, ...bir dakika. Burayı tam hesaplayamadım. Neyse işte. 50 çarpı 1,5. E, kaç dakika ediyor? 50 çarpı 1,5. 1,5. 75 dakika ediyor. Tamam. Kafam durdu bir anda beynim. 40 çarpı 80. 2. 80 dakika. 80 artı 75 de 155 dakika yani. ya 155 dakika ediyor değil mi? 155. Evet. Şimdi, evet. Ben de bir tabii niyetliyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden birazcık kafam durdu böyle. 155 dakika. Tamam. Sıkıntı yok. 155 dakika kaç saat ediyor? 3 kere 6... 18 yani 3 saat falan ediyor. Demek ki bir sınav 3 saate yakın bir zamanınız alacak. O zaman sizin günde en az 6 saat çalışmanız lazım. Buradan oraya gelmeye çalıştık. Gerçekten beynimiz durmuş ama sıkıntı yok. İnkılap, din, İngilizce derslerinde en az kaç soru çözmeniz? Burada 30 soru çıkıyor sınavda. Dolayısıyla bunların hepsinden siz de en az 30 soru çözmelisiniz günde her birisiyle alakalı diyoruz arkadaşlar. Ya da en az 10 10 10 çözmelisiniz her birisiyle alakalı. Ama en azı sormuşsun. O yüzden en az diyorum. Daha fazlası daha iyi. Gün okuna baktığımızda Nişantaşı Anadolu Sesi Dilimin son derece yüksek. Nişantaşı son derece İstanbul'un en eski, en lüks semtlerinden bir tanesi. E, ne yapalım hocam semti? Biz okulun içinden çıkamayacağız ki diyorsunuz ama ona göre orada da çok çalışkan, ileride çok iyi mühendisler isteyen öğrenciler var. Dolayısıyla burayı da tercih edebilirsiniz. Güzel bir lise olduğunu düşünüyorum. Bak mühendislikler, tıplar havada uçuşuyor. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ama lütfen sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Çünkü bizim en çok beklediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sizin güzel haberleriniz.